Herkese iyi günler. 8 Temmuz günü Tekirdağ Çorlu ilçesinde meydana gelen kazanın üzerinden tam 13 hafta geçti. Bu kazada 25 kişi hayatını kaybetmişti, 341 kişi ise yaralanmıştı. Bu kazanın nedenleri çokça tartışıldı aslında, hava koşulları dendi. Fakat çeşitli meslek odalarının yaptıkları açıklamalarda da belirtildiği gibi kazanın nedenleri ihmalkarlık, denetimsizlik ve altyapı eksiklikleriydi aslında. Şimdi bugünkü özel yayında bu kazada 9 yaşındaki çocuğunu kaybeden Mısra Özsel'le yapılmış röportajı da yayınlayacağız. Fakat onun öncesinde bu kazayı yakından takip eden arkadaşım İbrahim Yayan'la kazanın detaylarını aylarına yakından bakmak istiyorum. Merhaba İbrahim. Merhaba. İlk önce ihmalkarlık olduğu belli bu kazada, fakat bunların üstünden tekrardan bir geçelim. Kazadaki ihmalkarlıklar nelerdi? Yani şöyle başlamak lazım. Sürekli yapılan açıklamalarda şunlardan bahsediliyor. Başarılı bir menfezdi. İşte iklim değişikliği sebebiyle, yağan yağmur sebebiyle olduğuna dair açıklamalar yapılıyor. Bu kesinlikle böyle değil. Bu bir sonuçtur. Bunu sebep olarak sunmak mantıklı değil, gerçekçi değil. Burada asıl sorumluların, o hattı yapanların, o hattı yaptıranların ve bunu denetlemeyenlerde olduğunu, asıl sorumluluğun bu kişilerde olduğunu söyleyerek başlamak isterim. Burada öncelikle teknik birkaç şeyden bahsedeyim, ihmalden bahsedeyim. Yine yapılan meslek odalarından yapılan açıklamalar üzerinden gidelim. Menfezin betonarme yapılmadığı, yığma tuğladan yapıldığı açıklandı ve kazanın olmasındaki en büyük sebep bu. Ve hattın bulunduğu alan tarım arazisi üzerinden geçiyor ve tarım arazisi toprağı yumuşaktır ve daha dayanıklı değildir, daha az dayanıklı bir topraktır ve buranın kontrollerinin dikkatli bir şekilde ve düzenli bir şekilde yapılması lazım. Buradaki yine en büyük eksikliklerden birinin denetleme ve kontrollerde olduğunu görüyoruz. Ray bekçilerinin izinli olduğunu, bir kısmının işten çıkarıldığını ve hafta sonu çalışan ray bekçilerinin izinli olduğunu ve bu sebeple kontrollerin yapılamadığı açıklaması da geldi. Bu buradaki en büyük eksikliklerden biri ve kazanın olmasının sebeplerinden biri. Yine teknik bir terimden bahsedeceğim izninle. Orada yaşanan, menfezde yaşanan olaya balast yutulması deniyor. Burada yine bunun sebebi de daha demin de bahsettiğim gibi tarım arazisi üzerinde olması ve bunun yumuşak olması ve denetlemelerin yapılmamış olması. Buraya gelin, kaza yaşandıktan sonra ambulansların geç geldiği, bu helikopter ambulanslarında geç geldiği çok açık bir şekilde ortada. 11 saat vagonlar kaldırılmıyor oradan ve daha vagonlar devrik bir şekilde alanda bulunurken buranın rayların tamiratı gerçekleştirilmeye başlanıyor. Burada da aslında olayın üstü kapanmak için de böyle bir şey yapılıyor diyebilir miyiz? Yani olayın ciddiye alınmadığı çok açık. Yani orada bilir kişinin gidip orada incelemelerini yapıp o alanın çevrilip yapılması gerekirken daha vagonlar orada yatık durumdayken burada tamirat işlemi başlatılıyor ki bu tamiratın da gerekli şekilde yapılmadığı ve burada kazaların tekrar olabileceği İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı'nın yaptığı açıklamada, Sayın Cemal Gökçe'nin yaptığı açıklamada görüyoruz. Burada benzer kazaların olması muhtemel olduğu söyleniyor. Açık böyle. İhmalkarlık ve denetimsizlik aslında en büyük sebeplerinden. Aynen. Peki kazanın dava sürecine de birazcık bakalım. Hukuki olarak hangi aşamada şu anda dava? Yani Mısra Hanım'la yaptığım röportajda bu soruyu sorduğumda bana cevabı hiçbir aşamasında değiliz dedi. Çünkü bilirkişi raporu yok. Bilirkişi raporu olmadığı için iddianame hazırlanmıyor ve kamu davası açılamıyor. Bilirkişi, bu olayın bilirkişisi Profesör Mustafa Karaşahin. Ayrıca kendisinin söz konusu ray hattının yapımındaki
danışmanlardan biri olduğu da, Ulaştırma Bakanlığı'na da danışmanlık yaptığı da Gazete Duvar'daki bir haberden öğrendik bunu. Bu da işin ilginç bir boyutu olarak karşımıza çıkıyor. Yani devletin yaşam hakkından mesul olduğu, korumakla mesul olduğu 25 kişi hayatını kaybetti ve bununla ilgili gerçekten tek bir ciddi açıklama yok. Ortada bilirkişi raporu yok. Bilirkişi Mustafa Karaşahin'le ilgili Ulaştırma Bakanlığı'na danışmanlık yaptığına dair, hatta bazı ticari ilişkileri olduğuna dair haberler gözümüze çarpıyor. Ve ticari ilişkiler de evet, ticari ilişkiler olduğu da yine Mustafa Hoş'un haberinden, Gazete Duvar'dan öğrendiğimiz kadarıyla böyle bir durum da var ortada. Ancak ailelerin içine su serpecek ki şu bir gerçek, gerçekten onların kalbini gerçekten soğutacak hiçbir karar şey olamaz. Ama en azından yine Mısra Hanım'ın bir cümlesiyle söyleyeyim bunu. En azından yaptırımların ciddi bir şekilde uygulanması ve bu ihmallerin ciddi yaptırımlara maruz kalması, ciddi cezalar almaları, bu ve benzeri kazaların bir daha yaşanmaması için bir engel teşkil edebilirdi. Ama 13 hafta geçti ve hala bununla ilgili ciddi bir çalışma yapılmadığını açık bir şekilde görüyoruz. Yine buna şuna da değinmek lazım. Kazaya ilişkin yapılan inceleme ve raporlar böyle durumlarda kamuoyunun vicdanını rahatlatmak için en azından halka açık bir şekilde açıklanması gerekirken böyle bir şey yok. Yani kaza neden oldu, sorumluları kim, bir dava süreci, hiçbir şekilde net bir açıklama yok ve Mısra Özsel ve diğer kayıp yaşayan aileler bu işin takipçisi olarak devam ediyorlar. Bu işin peşindeler. Biz de elimizden geleni yapacağız bu konuda. Bugünkü özel yayında Çorlu tren kazasını konuştuk, ayrıntılara baktık. İbrahim Yayan'la aynı zamanda hazırlamış olduğu röportajı da izledik. Aslında bu konuyla ilgili sorulması gereken çok fazla soru var. Alınması gereken çok fazla cevap var. Bu davanın takipçisi olduğumuzu tekrardan hatırlatalım. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.